Yukarıda anlatılanların Avrupa'da gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Martin Luther 1517'de Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 95 maddeden oluşan bildiri metnini astı. Yayınladığı bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini, papa ve din adamlarının af yetkisinin olamayacağını, günahların ancak Allah tarafından bağışlanabileceğini, ölümden sonraki hayatta kurtuluşa erişebilmek için imanın yeterli olacağını ve endürijans karşılığı cennetten yer satan din adamlarının suç işlediğini açıkladı. Bakalım arkadaşlar öncülerimize Mezhep savaşlarının başlaması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü gördüğünüz gibi bu kiliseye bir baş kaldırılır aslında. Dolayısıyla yeni mezhepler ortaya çıkacak ve kiliseye karşı mezhepler de ortaya çıkmış olacak. Bu durumda mezhep savaşlarının başlamasına sebebiyet verecektir. Bilimsel gelişmelerin zayıflaması değil aksine e, hızlanmasına sebebiyet verir arkadaşlar. Çünkü bilimsel gelişmeleri durduran zaten kilisedir. Gördüğünüz gibi kiliseye karşı bir baş kaldırı var. Dolayısıyla ikinci öncül olmaz. Yüzyıl savaşlarının baş başlamasına da sebebiyet vermez. Çünkü bu süreçte zaten yüzyıl savaşları yaşanmış ve bitmişti. 1337 yılında başlıyor yüzyıl savaşları ama tarih olarak gördüğünüz gibi 1517 yılı verilmiş. Dolayısıyla yanlış olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin Yeni Çağ Avrupa'sında etkinliklerinin Orta Çağ'a göre azaldığı söylenebilir? Burjuva sınıfı. Arkadaşlar burjuva sınıfı e, tüccar sınıfıdır da diyebiliriz aslında ve coğrafi keşiflerle birlikte burjuva sınıfının önemi artacak aksine dolayısıyla bu olmaz. Ancak derebeyleri ve papalığın önemi azalacak çünkü derebeyleri toprak ağlarıdır arkadaşlar ve e, surların yıkılabileceği Yeni Çağ'da anlaşılınca derebeyliğin önemi azalmış olacak. Aynı şekilde de papalığa karşı da bir başkaldırı olacak. E, papalığın aslında hatalı bilgiler verdiği, insanları yanlış yönlendirdiği düşüncesi yeni çağda etkin olacak. E, orta çağdaki gibi güçlü olmayacaklar. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Avrupa'da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur? Skolastik düşünce neydi arkadaşlar? Kilise ne derse doğru kabul eden, değiştirilemeyen dogmatik düşünceydi. E, Yüzyıl savaşları ve kavimler göçünün buna bir etkisi yoktur. Ancak reform hareketleriyle birlikte kilise sorgulanmaya başlıyor ve dolayısıyla skolastik düşünce de yıkılıyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Rönesans hareketlerinden sonra Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez. Öncelikle Rönesans'ın ne olduğunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Rönesans yeniden doğuş demekti. Peki ne anlamda kullanılıyor? Özellikle işte siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari aklınıza gelebilecek her alanda yeniden doğuş demektir Rönesans. Yani gelişmelere açık olmak demektir. Şimdi deney ve gözlem yönteminin kullanılmasına tabii ki sebebiyet verecek. Bu olumlu bir sonuçtur arkadaşlar. Dolayısıyla di beklenemez diyemeyiz. Dogmatik düşüncenin etkisinin azalmasını yine bekleyebiliriz. Çünkü dogmatik düşünce sorgulanmayan düşünceydi. E, hatta kilise ne derse doğru kabul eden, e, kabul edilen bir düşünce olduğunda ifade edebiliriz. E, Rönesans hareketleriyle birlikte her alanda yeniden doğuş varsa dogmatik düşünce etkisini kaybedecektir. Özgür düşünce ortamı zayıflamaz, aksine ne olur arkadaşlar güçlenir. Çünkü yeniden bir doğuş var. Özgür düşünce Orta Çağ'da yoktu biliyorsunuz ki. Dolayısıyla bu Akıl ve bilim tabii ki önem kazanacaktır. Bilimsel çalışmalar elbette yaygınlaşacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Rönesans hareketlerinin Avrupa'da gelişimiyle ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez. İtalya'da yalnızca resim alanında yaşanmıştır. Leonardo Da Vinci önemli eserler ortaya koymuştur. Arkadaşlar Rönesans zaten İtalya'da doğuyor. Dolayısıyla sadece resim alanında bir gelişmeden bahsedemeyiz. Biliyorsunuz ki Rönesans her alandaki yeniden doğuş anlamına geliyor. Yani eğitim, sanat, mimari, kültürel her alanda yeniden doğuş demektir. Dolayısıyla İtalya'da yalnızca resim alanında doğmuş olması hatalı bir ifade olacaktır. Diğer seçeneklerimiz ise doğru olacak arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkı olmalıdır. Rönesans hareketlerinin İtalya'da başlamasında aşağıdaki olaylardan hangisinin hem ekonomik hem de kültürel katkısının olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Haçlı Seferlerinden sonra özellikle İtalya şehir devletlerinin önemi artacak. Hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda e, ticaret yapmaya başlayacaklar e, pek çok devletle. Dolayısıyla Haçlı Seferlerinin etkisiyle birlikte İtalya'da Rönesans hareketleri başlayacaktır diyebiliriz aslında. Hem ekonomik hem de kültürel katkısı da vardır. Dolayısıyla doğruca cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir? Arkadaşlar reform hareketleri biliyorsunuz ki özellikle dini alanda bir yenilenmedir. Katolik kilisesinin otoritesi tabii ki sarsılacak. Çünkü insanlar e, fikirleri sorgulamaya başlayacaklar. Aynı zamanda kiliseyi de sorgulamış olacaklar. Dolayısıyla doğru olur. Papa krallar üzerindeki etkisini kaybedecek. Çünkü dediğimiz gibi aslında papalığa olan önem de azalacak reform hareketleri sonucunda. Atlas okyanusu kıyısındaki şehirlerde yaşayanlar, coğrafi coğrafi keşiflere katılmaya başladı. Aslında bunun reformla pek bir alakası yok. Sadece coğrafi keşiflerle alakalı bir durumdur diyebiliriz. Atlas Okyanusu kıyısındaki insanlarda da coğrafi keşiflerin etkisiyle coğrafi keşiflere katılmaya karar verecek. Yani reform hareketlerinin bir etkisi yok arkadaşlar. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak layık eğitim sistemi kuruldu. Tabii ki çünkü yine kilisenin önemini kaybettiğinden bahsetmiştik. Kilise topraklarının tabii ki büyük ölçüde kaybedecek. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin reform hareketleriyle başlayan süreçte Avrupa'da düşünce özgürlüğünün gelişimine katkısı olduğu savunulabilir. Arkadaşlar Augsburg Anlaşması ile birlikte Protestanlık mezhebi Katolik mezhebinden ayrılacak aslında. Dolayısıyla reform hareketleriyle başlayan süreçte Avrupa'da düşünce özgürlüğü de Protestanlık mezhebinin kabul edilmesiyle birlikte e, artacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru olur. Nantes fermanı ile birlikte ise Fransa'da inanç özgürlüğü sağlanacak arkadaşlar. Özellikle kalvinizmci protestanlara haklar verilecek. Dolayısıyla yine doğru olmuş olacak. Vestfalya Anlaşması ile birlikte ise aslında dini meseleler çözülecek diyebiliriz. Bu durumda yine özgür düşünce ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Duraklamanın en önemli nedenlerinden biri de 17. yüzyılda doruk noktasına ulaşan Celali isyanlarıdır. Çıkan isyanlar sonunda halk büyük zararlara uğramıştır. Arkadaşlar buradan çıkarabileceğimiz en büyük sonuç, en önemli sonuç nedir? Tabii ki Osmanlı Devleti içerisindeki e, huzur ve güvenin bozulduğu, bu isyanlar sonucunda halkın da zarar gördüğüdür. E, ve Osmanlı Devleti bu süreçten dolayı da büyük bir duraklama dönemi yaşayacak biliyorsunuz ki e, şıklara baktığımızdaysa Anadolu'da toplumsal huzur ve güvenlik ortamı bozulmuştur diyebiliriz çünkü dediğimiz gibi çok fazla isyan süreci yaşanıyor ve halkta büyük zararı uğruyor dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Ahmet'ten sonra Osmanlı tahtına çıkan padişahlar devlet deneyiminden yoksun bir şekilde padişah olmuşlardır. Arkadaşlar 1. Ahmet döneminde ekber ve erşet sistemi kabul edilecek. Bu sisteme göre e, şehzadelerden en büyük ve en aklı başında olan tahta geçecek. E, dolayısıyla herhangi bir isyanda bulunmamaları için de e, şehzadeler öldürülmediğinden dolayı yani kardeş katli kaldırıldığından dolayı şehzadeler sarayda tutulacak. Sarayda eğitim görecekler, saray dışına çıkmayacaklar ve tabii ki eee sancak çıkma uygulaması da son ermiş olacak. E, bu yüzden de tecrübe kazanamayacaklar ve tecrübesiz bir şekilde tahta çıkacaklar. Temel sebep budur diyebiliriz. Şıklara baktığımızda da A şıkkında bu durum açıklanmış zaten. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri padişah ve devlet adamı değişikliğiyle sonuçlanmıştır? Arkadaşlar celali isyanlarında hem halk etkindir hem de tımarlı sipahiler etkindir aslında. Ancak... Ee, Padişah ya da devlet adamı değişikliğine sebebiyet verecek boyuta gelmemiştir. Dolayısıyla olmaz. Yeniçeri isyanları bizzat askerin çıkarmış olduğu isyanlar olduğu için daha güçlüdürler arkadaşlar ve dolayısıyla devlet adamı değişikliği konusunda da padişah değişikliği konusunda da etkin olmuş olan isyanlardır. Suhte isyanları da öğrencilerin çıkarmış olduğu ayaklanmalar arkadaşlar. Onlar da çok fazla etkinliğe sahip değillerdir diyebiliriz. Yani en azından padişah ya da devlet adamı değişikliğine götürecek kadar etkin değillerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Osmanlı devletinde 17. yüzyılda yaşanan aşağıdaki sorunlardan hangisi yönetim ya da askerlikle ilgili değildir? Saray kadınlarının devlet işlerine müdahale etmesi yönetimle alakalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla onu eledik. Yerel yöneticilerin halkı kanunsuz bir şekilde idare etmesi adı üzerinde yerel yöneticiler arkadaşlar yine yönetimle alakalı bir durum. Yeniçerilerin maaşların zamanında ödenmemesi gerekçesiyle isyan etmesi askerlikle alakalı bir durum. Gördüğünüz gibi askerlerin isyanıyla alakalı. Savaşların uzun sürmesi ve masrafların artması da yine askerlikle alakalıdır. Ancak medreselerin bozulması eğitimle alakalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda görülen isyanlarından hangilerinin yaşanmasında ekonomik sorunlar etkili olmuştur? Arkadaşlar celali ayaklanmalarında etkin olan grup e, tımarlı sipahiler ve halktır aslında. Ağır vergiler sonucunda e, çıkan isyanlardır. Tımarlı sipahilerin elinden de e, topraklarının alınması sonucunda tabii ki ekonomik sıkıntılar yaşayacaklar. Dolayısıyla celali isyanları ekonomik sorunlardan dolayı çıkmıştır diyebiliriz. Suhte ayaklanmaları ise medrese öğrencileri ya da medreseyi bitirip iş bulamayan insanlar tarafından çıkarılmıştır. Bu da tabii ki ekonomik nedenlerle çıkmıştır arkadaşlar. İstanbul yani merkez ayaklanmalarında etkin olan grup ise Yeniçerilerdir ve biliyorsunuz ki Yeniçeriler de maaşlarını zamanında alamadıkları için ya da savaşlarda yeterince ganimet elde edemediklerinden dolayı isyan edecekler. Bu durumda yine ekonomiktir diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen durumlarından hangileri merkezi otoritenin sağlanmasını zorlaştırmıştır? Yeniçeri ocağının siyasallaşması tabii ki arkadaşlar zaten Yeniçeriler bu süreçte isyanlara da başlayacaklar. Pek çok isyanlarda da bulunacaklar. Bu durum merkezi otoritenin sağlanmasını tabii ki zorlaştıracak. Eyalet ordusundaki asker sayısının azalması da merkezi otoriteyi tabii ki bozar arkadaşlar. Çünkü asker sayısında azalma demek otoritenin azalması demektir aslında. Maaşların zamanında ödenmemesi sonucunda da isyanlar çıkacak. Dolayısıyla bu durum yine merkezi otoriteyi bozacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 17. yüzyıldaki gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım arkadaşlar malikane sisteminin kurulması, dirlik sisteminin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması, iltizam sisteminin yaygınlaşması. Arkadaşlar dirlik sisteminin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması yani toprak sisteminin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması sonucunda iltizam sistemine geçiş yapılacak. İltizam sistemi ile birlikte e, hazineye nakit para akışı sağlanmış olacak. Ancak onun da yetersiz olmasının sonucunda malikane sistemine geçilecek e, iltizam sistemi Sisteminde belli bir süre için kaynakları işletme hakkı veriliyordu. Ancak malikane usulüne geldiğimizde ise ömür boyu veriliyordu. Dolayısıyla malikane sistemi de üçüncü noktada olacak. Yani 2, 3 ve 1 şeklinde sıraladığımızda doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.